Herkese merhaba arkadaşlar. Anthony Joshua'nın Oleksandr Usyk'e iki kez kaybetmesinin ardından dünyadaki boks fanları Anthony Joshua boksu bırakacak mı? Boksa devam edecek en çok merak ettiği konulardan bir tanesi bu. Bu konuyla ilgili Anthony Joshua'dan da Eddie Hearn'den de açıklamalar geldi. Ben onları size aktaracağım. Öncesinde size biraz boksu anlatacağım. Boksörleri anlatacağım. Boksörlerin özellikle de böyle büyük maçlarda neler hissettiğini anlatacağım. Sonrasında da Eddie Hearn'le Joshua'nın açıklamasını aktardıktan sonra yine yorumlarıma devam edeceğim. Öncelikle şu bir gerçek arkadaşlar. Biz boksörler, boks yapan özellikle de tecrübeli, belli bir seviyeye gelmiş isimler, Joshua gibi, Usyk gibi isimler asla ve asla ne bir maçlık, ne iki maçlık, ne üç maçlık, ne dört maçlık boksörleriz. Biz boksörler ringin içerisinde yenilginin de galibiyetin de ne olduğunu çok iyi biliriz. Özellikle de Joshua'nın bu süreçte neler yaşadığını az çok hissedebiliyorum. Özellikle de Joshua'nın ilk yenilgisinin ardından Joshua'nın psikolojisi alt üst oldu. Bunun da nedeni Anthony Joshua ilk maçı kaybettiğinde özellikle de baktığınız zaman bir anda oradaki bir tribün insan Anthony Joshua'ya sırt döndü ve Joshua o an neye uğradığını şaşırttı. Bir anda apar topar ne yaptı? Amerika'ya gitti, hocalar aradı. Çünkü artık öyle bir psikolojiye girdi ki insanlar onu soktu. Ne yapacağını şaşırdı ve tekrar Usyk'i yenip insanların tekrar ona eski saygıyı duyması için varını yoğunu ortaya koydu. Ama tabii ki İyi çalıştı, iyi hazırlandı. Maçta da gördüğünüz ilk maçtan daha iyi bir Joshua vardı. Joshua'nın bu maçla ilgili ben size psikolojisini az çok biraz anlatayım. Bu maçı, Usyk maçını kafasında çok kurdu Anthony Joshua. Çok düşündü ve mental olarak kendini bitirdi. Zaten üzerinde o Anthony Joshua'nın üzerinde o olumsuzluğu az çok boks fanları görmüştür. Bir durgunluk, bir karamsarlık üzerinde hakim. Mesela İlk maçta nasıldı Anthony Joshua? Gülerdi, eğlenirdi, konuşurdu, Usyk'le şakalaşırdı. Ama sonrasında insanlar özellikle de Joshua'ya şunu verdi yani. Usyk'e karşı çok böyle samimi olma, biraz daha ciddi ol, biraz daha yüz ifaden soğuk olsun gibisine. Joshua da gerçekten bunu yaptı. Ve birçok boksörün üzerinde bunu gördük mesela. Dillian White'e ne yaptı? Tyson Fury ile yapacağı maçta gitti, soyunma odasında köpek gibi uludu mesela. Sonrasında tabii ki yenildi ama yani boksörler kendisini zaman zaman farklı modlara sokabiliyor. Joshua da bu moda soktu. Tamam, bu moda girdi, bir yerde baktığınız zaman iyi oldu, iyi maç çıkardı ama şu da bir gerçek yani. Joshua maçı çok fazla kafasında yorduğu için bu yüzden bence Joshua bu yüzden kaybetti. Biraz daha rahat olsaydı, biraz daha bu maçta Usyk gibi rahat olsaydı emin olabilirsiniz bu maç çok daha farklı olabilirdi. Zaten Joshua'ya ringe girdiğinde baktığınızda üzerinde yüz ifadesinde bir durgunluk var. Kendisinde söylüyor, kendimle savaştım, sonra Usyk'le savaştım, ikisiyle savaştım ve sonrasında da diyor kaybettim diyor. Şu bir gerçek, Joshua bu maçta ilk maça göre daha iyiydi. Daha iyiydi. Bu maçı alabilir miydi? Evet, alabilirdi. Eğer ki 9. round'daki Joshua 10. round'da da şu psikolojiyi kafasına oturtursaydı, kendisini kursaydı, 9. round'da çok iyi iş çıkardım, 10. round'da da aynısını yapacağım, 11. round'da biraz daha iyisini yapacağım, 12. round'da biraz daha kapalı kutu olacağım ve bu maçı ben alacağım deseydi, emin olun bu maçı alabilirdi. 9. round'da ne yaptı Usyk? Domino etti Joshua Usyk'i ama Usyk ne yaptı? Köşeye geldiğinde bakın, iyi izleyin, videolarda görürsünüz. Kendi kendine moralini, psikolojisini yüksek tuttu. Kendi kendini motive etti ve 10. round'da kendisini kilitledi. Ne diyor? Sakin ol, sakin ol. Yapabilirsin, yapabilirsin. Ben hep ne diyorum? Yaptığım analizlerde özellikle de Ukraynalı boksörler maç esnasında, böyle büyük maç esnasında psikolojik mental olarak kendilerini çok iyi hazır hale getiriyorlar. Özellikle de böyle büyük maçlarda kendilerini nasıl rahatlatacaklarını çok iyi biliyorlar.
Joshua'nın bence tek sorunu bir yerde hoca sorunu var. Ve Joshua'nın özellikle de köşenin onu biraz daha o 9. rantta yaptığını, işte 10. rantta da yapmalısın. Çok iyi gidiyorsun ve bu maçı alabilirsin. Eğer ki 10. rantta aynı performansı gösterirsen sen buradan galip ayrılırsın, kemerlerinden ayrılırsın diye cümleler kursalar da belki de emin olabilirsin. Şu an çok farklı bir konuşuyor olacaktır. Joshua ile ilgili konuşuyor olacaktık. Ama ne yazık ki bunu Usyk yaptı. Usyk kendisini o domine olduğu ranttan sonra çok iyi, nasıl söyleyeyim, psikolojikmen kendisini rahatlattı. Ve elinden gelen ardına koymadı. 10. 11. rantta, 12. rantta ve sonuna kadar da galibiyeti hak etti Alexander Usyk. Joshua'ya gelirsek, Joshua bundan sonra tabii ki boks ringlerinde çok çok iyi olacak. Neden mi olacak? Çünkü dünyanın en çok teknik gördüğü boksörlerden bir tanesi, en iyi gördüğü boksörlerden bir tanesi Usyk. Hareketli, boksu iyi bilen ve özellikle de ring içerisinde çok tecrübeli olan bir isme kaybetti Joshua. Aslında Joshua'ya Usyk maçı çok fazla bir şey kaybettirmedi. İnsanlar bunu bir kayıp olarak görüyor ama ben asla görmüyorum. Joshua bu maçta bence çok şey kazandı bu son iki maçında. Ve bundan sonraki Joshua'yı boks ringlerinde buna emin olabilirsiniz. Çok daha iyi göreceksiniz. Çünkü teknik boksörle, hızlı boksörle dövüştüğü için artık o da şunu görecek. Hızımı arttırmam gerekiyor ve benim daha çok yumruk vurmam gerekiyor rakiplerimi yakalamam için. Rakiplerimden puan almak için kendi kendine emin olun bunları diyecektir Joshua. Ben size Joshua'nın açıklamasını aktarayım. Hani merak edilen o açıklamayı aktarayım. Joshua'ya diyor ki, Joshua Eddie Hearn'e Aralık ne zaman diyor maç olabilir diyor. Eddie Hearn de diyor ki Aralık'ta maç olabilir diyor. Aslında daha erken bir maç istiyor Joshua. Ama diyor ki Eddie Hearn Aralık'ta bir maçın olacak diyor. Büyük bir ihtimal Anthony Joshua Aralık'ta bir maça çıkacak. Devam ediyor. Eddie Hearn'ün açıklamasını ben size aktarayım. Joshua'nın açıklamasını aktarayım. Eğer kiminle savaştığımla ilgiliyse biri gelsin, hepsi gelsin, isteyen alabilir, umurumda değil diyor. Yani Joshua şunu söylüyor. Kim çıkarsa çıksın umurumda değil diyor. Yeter ki diyor birini ayarla, iyi mi kötü mü ne olursa olsun. Çünkü şu bir gerçek. Usyk gibi bir boksörle iki kez karşılaştığı için artık Joshua'nın da bence özgüveni tavan yapmış bir durumda. Ve bundan sonra Joshua rakip tanımıyor. Ne diyor bakın. Kim gelirse gelsin umurunda değil diyor. Joshua Eddie Hearn devam ediyor bu konuyla ilgili. Hearn şunu söylüyor. İnsanlar birikme sırasında emekli olması hakkında konuştular. Bölünmüş bir kararı pound başına bir numaraya kaybettiğinizde neden emekliliği düşünürsünüz diyor. Bölünmüş bir kararla diyor dünyanın diyor bir numarasına kaybettiğinizde diyor neden diyor emekliliği düşünürsünüz diyor. Gerçekten dediği doğru. Neden emekli olsun ki? Yaşı da genç. Dövüşmeyi seviyor. Boksu seviyor. Tabii ki de dövüşecektir. Bundan sonra daha iyisini yapacaktır. Yine devam ediyor Eddie Hearn. Bu tutkuyla ilgili hala isteyip istemediğiyle ilgili dövüş sonrası röportajında bunu ne kadar istediğini görebiliyorsunuz diyor Eddie Hearn. Gerçekten öyle. Yani Joshua boksu çok seviyorum ve dövüşmeye devam edeceğim dedi. Joshua ile bundan sonraki süreçte özellikle de Aralık ayında Deontay Wilder maçı var. Deontay Wilder maçı düşünülüyor. Yine Dillian White maçı var. Dillian White maçı öneriliyor. Yine birkaç boksör daha var. Özellikle de Anthony Joshua'nın maç yapmasını düşünüldüğü. Yine devam ediyor. Onu geri görmek istiyorum. Belki Aralık sonunda bile onun için büyük kavgalar var. Dillian White, Deontay Wilder. İlk onda onun için çok fazla kavga var. Hatta onun için birkaç dövüşten sonra gelen bazı İngilizler bile var. Sadece ne yapmak istediğini görmemiz gerekiyor. Alınması zor. Zor bir yenilgi olacak ama geri dönecek diyor. Joshua için
Eddie'nin açıklamaları bu şekilde. Yine Joshua'nın Joshua'ya çağrı var. Joshua'ya çağrı kimden var? Joshua'ya çağrı bir saniye. Dur bir saniye. Buldum arkadaşlar. Joshua'ya meydan okuyan diğer bir isim Otto Wallin. Otto Wallin'i Tyson Fury maçından hatırlarsınız. Tyson Fury ile çok iyi maç yapmıştı. Otto Wallin şunu söylüyor Joshua maçı ile ilgili. Ben ve Joshua'nın birbirimizle savaşmasının çok mantıklı olduğunu düşünüyorum. Birleşik Krallık'taki insanlar beni Fury'ye kariyerindeki en zorlu dövüşlerinden birini verdiğim için tanıyor ve oradan çok destek alıyorum. Her zaman antrenman yapıyorum ve daha iyi olmaya çalışıyorum. Ve İngiltere'ye gidip Anthony Joshua'yı yenerek Fury'ye de yeni bir şut hakkımı kazanmak için sabırsızlanıyorum diyor. Bu şekilde yine bir saniye. Yine Frank Warren'in açıklamaları var. Tyson Fury ile Anthony Joshua maçı olur mu ile ilgili. Frank Warren'in açıklamaları şu şekilde. Bu Tyson'ın bunu yapmak isteyip istemediğine karar vermesi gereken bir şey. O Joshua kurtuluş kazanmak zorundadır. İki kayıp, iki önemli kayıp. Benim için eğer kurtuluşa ermek istiyorsa, eğer ki diyor Joshua kurtuluşa ermek istiyorsa, bir Daniel Dubois ya da Joe Joyce ile dövüşmesi gerekiyor. Joe Joyce da zaten Eylül ayında Joseph Parker ile karşılaşacak. Eğer ki bu maçı alırsa büyük bir ihtimal Anthony Joshua Joe Joyce maçını izleyebiliriz. Hep birlikte göreceğiz. Arkadaşlar benim Joshua ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Rakiplerini gördünüz. Muhtemel rakipleri bu şekilde. Büyük bir ihtimalle Joshua bu isimlerle maç yapacak. Çok iyi olur. Özellikle de insanların beklediği maçlardan bir tanesi de Deontay Wilder maçı. Otto Wallin maçı da çok iyi olur. Joe Joyce maçı da çok iyi olur. Joe Joyce da kaliteli bir boksör. Olimpiyat ikincisi bir boksör. İzleyip göreceğiz hangisi olacak. Ama şu bir gerçek. Daha iyi bir Joshua izleyeceğiz. Bundan sonra benim öngörüm bu şekilde. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız bana destek olmayı unutmayın. Abone olmak 2 saniyenizi alacak. Beğeni yapmak da 1 saniyenizi. Umarız bunu çok görmezsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki haberde.